Herkese selamlar, merhabalar değerli öğrencilerim. TYT problemler kampı ile karşınızda bulacaktır. Başlayalım. 15 tatili özel. Bir emlakçının internet sitesinde yer alan 6 kiralık ve belirli sayıda satılık evleri, ev ilanlarına bir günde her bir kiralık daire için 3 başvuru. Hemen yani şuraya kiralık yazalım. 3 başvuru gelmiş. 6 kiralık ev var. 18 kişi buraya başvuru yapmış. Doğru mu? Doğru. Her bir satılık daire için ise 4 başvuru yapılmış. Satılık. Toplam satılık kaç? Bilmiyor. Belirli sayıda. Y diyelim. 4Y. Çok güzel. Aynı kişi başvuru yapıyormuş. 8 tanesini aynı kişi yapıyor. Dikkat. Şimdi toplam 47 kişi başvuru yapmıştı. Bir tane çıkardım. Ne kaldı? 46. Bu bir kişi 8 tanesine birden başvuru yaptığı için bu sayı 54'e çıktı. Yani 54 başvuru oldu. 46 kişi birer tanesini ya kirala ya satıla başvuru yapıyor. Bir kişi 8 tanesini aynı anda yaptığı için bu sayı 54. Yani bunları 54'e eşiteceğim. Yani 18 artı 4y eşittir 54 yapacağız. 18'i karşı attım 4y eşittir 36. Y de buradan her tarafı 4'e böldüğüm zaman 9 olarak karşımıza gelecektir. Anlaşıldı mı? Güzel bir soruydu. Şimdi geldim buraya. Bir bahçede elma, armut ve ceviz olmak üzere 3 tür ağaç bulunmaktadır. Hemen yazacaksın bunları bak. Elma, armut ve ceviz. Harikasın. Bu ağaçların %40 elma ağacı. Tamamını 100K diyelim. %40 elma ağacısa 40K buraya kaldı mı? Kaldı. Diğer ağaçların ise %30 armut ağacıdır. 40K burası buranın tamamı ne kadar? 60K. %30 armut ağacı saat 60'ın %30'ı ne yapar? Bakın 60 çarpı 30 bölü 100. 1 0 1 0 1 0. 6 kere 3 18 değil mi? Yani 18K. Şurada bir sıfır gitti. 2 0 olur, 2 0 olur. 18K. 18K 60K yapması için burası 42K olacaktır. Bu bahçede 11 tane daha armut ağacı olsaydı 18K 11 tane daha armut ağacı olsaydı elma ağacı sayısı ile 40K Armut ağacı sayısı birbirine eşit olacaktı. 11 tane daha olsaydı. 18K'ya karşı attım. 11 eşittir. 22K. Her tarafı 11'e bölüyorum. 22 bölü 11'den ne geldi? 2K. 2K ne geldi? 1'e eşit oldu. Burası 1 kaldı. K da buradan her tarafı 2'ye böldüğüm zaman 1 bölü 2 geldi. Harikasın. Burada ne diyor? Ceviz ağacı sayısını karşılıyor diyor. K'yı 1 bölü 2 olarak bulmuştuk. 42 çarpı 1 bölü 2'den sadece işlerden 21 olan cevap kadar Güzel bir soruydu. Bir markette bir şişe süt alış fiyatı üzerinden %25 karla. Bakın şimdi süt. Atıyorum 10 TL alınmış. 12,5 TL'ye satılmış. Aradaki fark ne kadar? 2,5 TL. Kar. Atıyorum bir şişe ayran. 5 TL'ye alınmış. 6 TL'ye satılmış. Orada da %20 kardan ne kadar? 1 TL kar. Bakın örnek örnekleri göster. Şimdi bir şişe sütün, sütün ve bir şişe ayranın satış fiyatları birbirine eşittir. Bak ne diyor? Sütün ve ayranın süt ve ayranın satış fiyatları eşitmiş. Yani atıyorum sütü bir tane x'e satıyorsam ayranı da bir tane X'i satıyorsun gibi düşünebilirsin. Aynı değişen bir şey yok. Peki ben şimdi süte ve ayranı düşünüyorum. Bakın dikkat. Süte 10x dedim. Ayrana 17 dedim. Bilmiyorum bunları. %25 geldi. bu 12,5x oldu. Bu da 12 tane y oldu. Buradaki satış fiyatları birbirine eşit. Yani buna eşit olduğunu biliyorum. 12 12'ye eşit olduğunu biliyorum. Bir de ne diyorum üç bizlere? Şimdi aradaki fark 2,5x. Aradaki fark 2 tane y. 40 şişe süt. 40 çarpı 2 buçuktan 100 x yapmaz mı? Yapar. Kardan gidiyorum. Bak kar elde edilmiş ya. Aradaki fark 2 buçuk olduğu için 2,5 buçuk x olduğu için 2,5 buçuk x kadar kar edeceğim. Burada da 2 tane y var. 40 da şişeyle çarptığım zaman 40 y. Eşittir 68 yaptım. Peki. 12 buçukla 8'i çarparsam 100 x yapar. Yani 12 y ile 12 y ile 8 çarparsam 96 y yapar. Artı 40 y de burada eşittir 68. 90 40 da 136 y, 136 y eşittir 68 yaptı. Ee, burada sağa değiştiriydim, her tarafı 68'e böldüm zaman 2 eşittir 1 y de buradan 1 bölü 2 geldi. Anladık mı y'nin 1 bölü 2 gelmesini? Güzel. Y 1 bölü 2 ise y'nin 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. 2'ye ne olur? 2 TL olur yani. Hakikaten de 10 alıp 12'ye satmış. Değil mi? Y1, özür dilerim. Y1 bölü 2, 2 çarpı 1 bölü 2'den 1 TL kar var. 1 TL kar var o zaman. 5 alıp 6'ya satmış. %20'si. Bak %25'e 6. Evet. 5 alıp 6. Ya satmış. Sütün satış fiyatını soruyoruz. Şimdi 5 alıp 6'ya satmış. Bu taraf 2,5x ha. Bunun kaç katı? 5 katı. 5 katı var. 6 ise yani 5x6 ise 12,5x. Bir dakika ya şöyle yapacağız. kafam karıştıracağım. Siz de kafanızı böyle karıştırmayın. 10 tane y 5'miş. Y'nin 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. Y 1 bölü 2 ise 6 eşittir. 12 buçuk x. Böyle mi gideceğiz? Yoksa 2 buçuk x 6 mı? E zaten bir dakika 12 buçuk x ile 12'ye eşit değil mi? E 12'ye 6 derece sütünle satı fiyatı olmaz mı? Şimdi ne diyor? İkimizin bugünkü yaşları toplamı x ile y'nin toplamı. Çocuklarımızın Yaşları toplamı iki katına eşittir. Bu denklem var. Birinci denklem. İkinci denklem ne diyor? Ne tesadüf? 10 yıl önce anne x eksi 10 olacak. Evet. 3 çocuğumuzun yaşları toplamı iki katına eşittir. Şimdi 3 çocuğumuz a'ydı. 10'ar sene geçecek. O A eksi 30 olacak mı? Evet. Bu A eksi 30'un 2 katına eşittir. Dikkat tamam. 2'yi içeri dağıtalım x eksi 10 eşittir 2a eksi 60a. Evet. Eksi 10'u karşı atarsam x eşittir 2a eksi 50'ye. 10 karşı artı 10 olarak geç. Şimdi x gördüğüm yere bunu yazalım. 2a eksi 50 artı y eşittir 2a'ya. 2a'lar birbirini götürdü. Eksi 50'ye karşı attım. y eşittir 50 oldu. Y dedim şey baba yedi. Baba da 50'dir. Güzel bir soruydu. Selim Bey bayramda 9 sonu aşık vermek üzere bir miktar para ayırmıştır. Bayramın birinci günü ayırdığı bu paranın 4'te 3'ünü bu torunların eşit miktarla paylaştırmış. Bayramın ikinci günü ise kalan paranın tamamını bu torunlarına paylaştırmış. Ve her bir torunu bayramın birinci günü aldığı miktardan 100 sene daha az para almıştır. Buna göre Selim Bey'in ayırdığı toplam para kaç şeydir? Selim Bey'in ayırdığı paraya Selim Bey diyelim. 100x diyelim ya. Evet 100x yapalım. Şimdi bayramın birinci günü ayırdığı bu paranın 4'te 3'ünü 3 bölü 4'ü ne yapacağım? 4'te 3'ü 75x'ini eşit miktarda paylaştırmış. Yani ne yapacağız? Her birine 75x bölü 9 75x bölü 9 Düşecek değil mi? 75x bölü 9. Çünkü tamamı 75x ya. 75'i 9'a böleceksin. Her birine o kadar düşecek. Her birine düşen miktar bu. 75x bölü 9. Bu cepte. Bayramın ikinci ise kalan paranın tamamını bu torunlara eşit paylaşmış. Yani 25x bölü 9. Aradaki fark ne? 50x bölü 9. 100 TL'ye eşitmiş. O zaman 50x eşittir. 900 olur. x de buradan 180 olur. 180 ile 100'ü çarparsan 1800 TL'dir toplam para. Tamam. Güzel bir soruydu. Umarım doğru oran orantı yapmışsınız. Sabah kol saatine bakıyor ve saatin 07.23 olduğunu görüyor. O anda duvar saatinin 48 dakika önce durduğunu fark ediyor. Ertesi gün sabah duvar saatinin pini değiştirip 1 saat 45 dakika ileri alarak duvar saatini doğru zamanı gösterecek biçimde ayarlıyor. Buna göre Melis duvarı saatini saat kaça ayarlamıştır? Şimdi 07.23'tü değil mi? 48 dakika önce durduğunu fark ediyor. Demek ki 48 dakika öncesine gideceğiz. 13'ten 8 çıktı 5. 11'den 4 çıktı. Bir dakika. Nasıl yapacağız bunu? 48 dakika öncesine gideceğim. 06. 23 dakika öncesine gitsem saat 07 olacaktır. Bir 25 dakika daha. 6.35. Doğru mu? 25 daha. Saat 7.23 daha. 7.23. 6.35 diyor. Buna 1 saat 45 dakika ekleyeceğiz. 5 5 daha 0 7 da var 1 3 4 daha 7 1 daha 8 e, ee, tabi 0 7.80 olur mu olmaz 80 dakika 1 saat 20 dakikadır yani 0.7'ye 1 saat 20 dakika ekleyeceğiz 0.8.20'ye ayarlamıştır tamam mı arkadaşlar şimdi A filminin gösterim süresi 2 saattir ancak listede bir karışıklık olmuş ve A filmin gösterim süresi %25 kısa olarak verilmiştir diyor. Şimdi 2 saat 120 dakika değil mi? Bunu %25'i kısaltacağım. 120 çarpı 25 bölü 100 diyeceğim. 1 0 1 0 attım. Ee, bunun haricinde ne yapabiliriz? Değerli arkadaşlarım. 5'e böldüm. 5, 5'e böldüm. 2, 12 bölü 5, 2, 6. 12 bölü 2, 6, 6 kere 5, 30. 30 dakika daha kısaldım. 120'de 90 dakikaya düştü mü düştü. 90 dakika dediğim nedir? 1,5 saat. Yani buradan A kaçtır? 10.30'dur. 1.5, 12. işte buradan 13.30, 1.5 saat daha 15 oldu. Anladık mı olayı? Güzel. Şimdi değerli arkadaşlarım gösterim 4'ü buldum. He, B filmi bakacağım. B filminde ise 3. seanstan itibaren gösterim süresi %40 artmıştır diyor. Şimdi aradaki fark ne kadar? 2 saat. 30 dakika. Yani 150 dakika. 150 dakikanın %40'ını bulacağım. Yani 40 bölü 100'ünü bulacağım. Umarım güzel bir şey gelir. 1 0 1 0 attım. 1 0 1 0 attım. 60 dakika daha uzamış. Uzadı. E 2,5 saatti. E üstüne ben 1 saat daha ekledim. 3,5 saat oldu mu? Oldu. E 12,5'a 3,5 daha eklersem ne olur? 10 12 3 daha 15 16 oldu. 16 0 0 diyor. Buna göre B filmindeki gösterim 4. 16 3.5 daha 19.30. Gösterim 4. 7.5 A filmindeki gösterim 5 ise 3'müş. Birisi buçukta, birisi saat 3'te başlamıştır. Yani bu %40 nasıl artmıştır? İşte reklam sürelerini arttırmıştır. Vesaire vesaire gibi düşünebilirsiniz. Evet. Fatih Bey 12 eşit taksit aldığı buzdolabının ilk iki taksitini ödemesi gereken miktardan %40 fazla ödüyormuş. Ödediği fazla miktar kalan 10 taksitten eşit olarak düşürdüğünde kalan taksitlerin her biri 276 TL oluyor. Buna göre Fatih Bey buzdolabını kaç TL satın almıştır? Güzel bir soru. Şimdi bakın. Ee, biz aldığı ödemesi gereken miktarı 12x olarak düşünelim ve her aya her ay ya da 120 x diyelim. 120 x Her ay 10x düşüyor değil mi? Güzel. Fatih Bey 2 ayını 2 aydakini 20x yerine 24x olarak ödüyor. Dersen yanılırsın. Neden hocam? 20'nin %40'ı 20'nin 40 bölü 100'ü nedir? 8 değil mi? 28x harikasın. İşte matematiği yapmayacağız. 28x olarak ödüyormuş. Kalan 10 taksit. Şimdi 120x ödemem lazımdı. 28 xi çıkarıyorum. Değil mi? Evet. 0 0. Ne oldu? 0'dan 8 çıkmaz. 10'dan 8 çıktı. 2. 11'den 2 çıktı. 92x kaldı. Bunu da 10 taksite böleceğim. 92x bölü 10. 9,2x Kalan taksitlerden her biri 276 TL oluyormuş. Hmm. Yani sen 9,2x'e 276 TL diyebilir misin? Diyebilirsin. Peki. Hatta şöyle diyelim. 92 X'e de 2760 dersin. Bir sıfır attım. Evet. Şimdi bizim 120 X'i bulmamız lazım. Burada da soru işareti var. Şimdi nasıl yapabiliriz burada? 92 ile 120 arasında bir bağlantı bulmam lazım. 2'ye bölüm zaman ne olacak burası? 92. 46, burada 60. Bir ikiye daha böldüm. 23, 30. Ee, 30 çarpı 2760. 23 nokta soru işaretine eşit. Burada 23 ile 2760 arasında muhakkak bir ilişki vardır ama onu bulamam. Buradan e, nasıl yapabiliriz? Evet. Bir arada hata yaptık mı? 23 çarpı 3. Evet. Ee, bir hata yok. Şimdi 92'nin yarısı 46, 46'nın yarısı 23. Tamam. Ee, 28 92 122 tamam, sıkıntı yok. Evet. Bir arada yaptım. yaptı. 10x. 2 ee, ayda 28x olacak. Tamam, bir yerde hata yok. Şimdi 32 2160'ı çarpıp 23'e bölebilirim. Başka bir ihtimal var mı diye bakıyorum. Yok gibi duruyor. Yani direkt 30'a 2260'la 30, 30 çarpacağız. 82.800'ü 23'e böleceğim. 2 kere 3 46, 3 kere 3 69, 4 kere olsa, 4 kere 3 12'nin 2'siyle var bir. Olmadı. 3 kere 3 kere 3 9. 3 kere 2 6. 12'den 9 çıktı 3. 7'den 6 çıktı 13. 138 yaptı. 138 5 kere olsa 6 kere 3 18'in 8 ile var. 1 6 kere 2 12 bir daha. Evet. 3600 müş değerli arkadaşlarım. Cevap A şıkkıdır. Aynı anda okuldan çıkan Emre Mehmet sırasıyla dakikada 60 metre ve dakikada 40 metre sabit hızlarla evlerine gidiyor. Yani işte Emre 60 metre hızla gidiyormuş dakikada. Ve Mehmet de 40 metre gidiyormuş dakikada. İşte atayalım ne kadar fark var? 40 özür dilerim. 20 metre fark var aralarında. 10 dakikada 200 metre fark olur bu gibi. Emre'nin evi ile okul arasındaki yolun uzunluğu Mehmet'in evi ile okul arasındaki yolun uzunluğu 200 metre fazladır. Yani Emre'nin evi ve Mehmet'in evi diyelim şuraya. Mehmet'in evinin ile okul arasındaki yolun uzunluğu x dersen burası x artı 200. Örnek verelim işte burası 400 ise burası 600. İşte 800 ise 1000 gibi bir fark varmış aralarında. Emre eve Mehmet'ten 5 dakika önce varmıştır. Şimdi 5 dakikada aralarındaki fark 100 metre değil mi? 100 metre. Fark varmış. Buradan gidebilir miyiz? Düşünüyorum şimdi bu 100 metre nasıl kullanacağım diye. Kullanamıyorum değil mi? Cık. Kullanamıyoruz. Ee... Peki şöyle gidelim. Şöyle gidelim. 60'ın katlarından mesela 1200 değil mi? 1200 olsa burası. Burası 1000 olacak. 1000. 1000'de 1000 böyle 40 ne olur? 25 dakika olur. Evet. 20 çarpı 60 burası ne olur? 20 dakika olur. Bu 20 dakika, bu 25 dakika. 5 dakika erken gitmiş mi Evet. Evet gitmiş. Cevap 1200'dür. Farklı çözüm yolları aradığımız için ve maalesef böyle karalıklar görebiliyorsunuz. Anladık mı olayı? Tamam mı? 2 günlük bir spor programı uygulayan pilin birinci gün belli sürelerde yürümüş ve koşmuştur. Hemen yürüme diyelim. Koşu diyelim. İkinci gün ise birinci güne göre yürüdüğü süreyi değiştirmemiş. Şimdi başlangıçta başlangıçta diyelim yürümeye 10 diyelim ki koşuya da bilmiyorum 10'ye diyelim. Buraya da 10 istiyorum. Tamam mı? Çok güzel. İkinci gün ise birinci güne yürüdüğü süreyi değiştirmemiş. Ne diyor? İkinci gün ise birinci güne göre Yürüdüğü süreyi değiştirmemiş. Koştuğu süre 160. Bak 10x. Koştuğu süreyi 15y. Hmm. Evet bak bu birine eşitmiş. Çok güzel. Buna göre penin ikinci günü yürüdüğü ve koştuğu toplam süre. Evet. 10x 15'e eşit oldu. Evet. Birinci gün yürüdüğü ve koştuğu toplam süre göre yüzde kaç artmıştır? Hmm. Şimdi 10x 15y eşit. 2'ye bölemem. 5'e böldüğüm zaman 2x eşittir 3'e. Bunu biliyoruz. Şimdi ikinci günde yürüme sabit. Koşu artmış. 15 y var burada. Birinci günde 10x artı 10y var. 2x 3y eşit değil mi? Yani 2x'i burada yerine yazarsam 5 katı olacak. Yani 25y olacak. 5 katından e, da burada tabii nasıl yapacağız? Yine 3y burası. E, niye orası öyle oldu? Ben orayı anlamadım. 2x 5 2x 3y eşit ya, 10x 5 katı 5 katı 25y eşit oldu. Tamam. İkinci gün Kuşu 15 şey yaptı. Ee, değerli arkadaşlarım. Koşu 15 şey oldu. 20x deriz ama x'lerde burada bir iş yapmadık. Ee, 5 katı 15. Ha 30 yıl olacak özür dilerim. 5 çarptım. Ha burası 30 yemiş. Şimdi 30 25y çarpı x bölü 100 eşittir 30y. Sonra arkadaşlar dediğim gibi geç saatler çektiğim için G'ler sadeleşir. 25x eşittir. 3000 olacak. Her tarafı 5'e böldüğümüz zaman 5x eşittir. 600x de buradan 120 gelecektir. 120 kaç fazla? %20 fazladır. Cevap C şıkkı olacaktır. Güzel bir soruydu. Bir emek yarışmasında yarışmacıların tamamıyla iki takım oluşturmuştur. Her bir yarışmacının sadece bir takımda yer aldı bu yarışma ile ilgili aşağıdakiler bilmektedir. Birinci takım. ikinci takım. Şimdi birinci takımda kadın yarışmacıların sayısı kadın ve erkek. Yine kadın ve erkek muhtemelen e, olacaktır. Kadın yarışmacıların sayısı erkek yarışmacıların sayısından 8 fazladır. Erkekler x ise kadın x 8 peki. İkinci takımdaki kadın yarışmacıların sayısı ikinci takımdaki erkek yarışmacıların 3 katına eşittir diyor. İkinci takımdaki erkek yarışmacıların sayısı x ise kadın yarışmacıların sayısı 3x olacak. Pekala devam ediyorum. Yarışmacıdaki yarışmadaki kadın yarışmacıların hatta şöyle diyelim ya y diyelim ki kafa karışmasın. Y y aynen kadın yarışmacıların toplam sayısı kadın yarışmacıların 3y x artı 8 var. Yani 3x 3y artı x artı 8 erkek yarışmacıların toplam sayısı x artı y'nin 2 katına eşitmiş. Yani 2x artı 2y'ye eşitmiş. Bak bu bilgi dursun. Evet. Her iki takımda bulunan toplam yarışmacı sayısının birbirine eşit olduğu biliniyormuş. Yani 2x artı 8 eşittir. 4 y 3 y y daha 4 y bu bilgi de var e tamam soruyu bitirmemiz lazım artık şimdi 2 x'i x'i bu tarafa atalım x kaldı 2 yye karşı atalım 2 ye karşı attım y artı 8 kaldı burada x eşittir y artı 8 e götür burada yerine yaz 2 çarpı x gördüğüm yere y artı 8 yazıyorum eşittir ha bir de artı 8'im var harikasın eşittir 4 y 2Y artı 16 artı 8 eşittir 4Y. 2Y artı 24 eşittir 4Y'den 2Y'yi karşıya attım. Ee, ne kaldı? 2Y kaldı. 2Y eşittir 24. Y de buradan 12 geldi. İkinci takımdaki kadın yarışmacının sayısı kaçtır diyor. E, y 12 idi. 3Y'yi soruyor bana. 3 çarpı 12'den 36'dır kadın yarışmacı sayısı. Başlangıçta sıcak su haznesindeki su miktarı dem hazinesindeki dem miktarının iki katı olan çay makinesinde. Şimdi diyor dem hazin dem hazinesindeki dem miktarının iki katı sıcak su haznesi su miktarı başlangıçta diyelim e, dem hazinesi dem miktarın iki katıymış. Hı, hı Açık çay normal çay ve koyu çay olmuştur. Üç seçenek bulmaktadır. Bu makin her bir bardağı sıcak su ve dem miktarının toplamı 100 litre olacak şekilde. Evet. Açık çay için 10. Normal çay için 25. Koyu çay için 40 litre dem ekleyip bardağın geri kalanını sıcak suyla dolduruyor. Şöyle yapalım. Şimdi e, uzun e, sorularda şöyle kısaca belirtin. Yani deyin ki açıkta 10'a 90. E, değerli arkadaşlarım. İşte e, normalde 25'e 75. E, Koyu'da 40'a 60. Bu 60 tane sıcak su. Evet. Ben şunu biliyorum değil mi? Su eşittir 2 dem. Sıcak su su miktarı 2 dem Ben şimdi sıcak suyu bulursam 4 bardak açıktan 9 çarpı 4 360 75 çarpı artıdan 150 ve birkaç kord bardak 60 x. bak bu ne? Sıcak su. Bunu 2 tane demek ekleyebilirim. Demektir. 10 kere 4 40 25 artı 6 150 buradan da 40 yani 40 x fark eder mi? Fark etmez değil mi? Sonuçta aynı şey yani. Mesela burada 5 ise burada da 5'tir. Sonuçta 5 bardak koyu çay mesela koyduysam 200 mililitresi demdir. 300 mililitresi sudur. Yani buradan bir sıfır. Evet farklılık yok. Güzel. 5 mililitre dem kalıyormuş. Şimdi bunu 5 ile toplayacağız ve bunun 2 katı şu üsttekine eşit. 360 150 daha ne var? Özür dilerim. Ne 6 çarpı 75'ten 750 olacak özür dilerim. 300 700 daha 1000. 1050 1110. 1110. Bir yerde hata yaptık mı? 450 olacak özür dilerim. 6 çarpı 75 450. 400 300 daha 700. 750 810 olacak şurası. Harikasın. 810 artı 60 x eşittir diyorum. 40, 150 daha. 190, 195. 2 ile çarptım. 195 çarpı 2. 380, 390. Artı 80x. 60x'i karşı attım. 20x. 390'ı karşı attım. 810 x 390 yapacak. 11'den 9 çıktı. 2. 7'den 3 çıktı. 420. X'e buradan ne gelir? 21 olarak karşımıza gelir. Bana X'i sorduğu için cevap 21'dir değerli arkadaşlarım. Size bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel bir soru. 15 TL'lik ve 20 TL'lik hediye çeki kazanan Ahmet'in. Şimdi bak 15 TL'lik hediye çeki ve 20 TL'lik hediye çeki değil mi? Bunlar ne diyor? Eşit sayıda yani X'e X eşit tamam. Ee, toplam değeri 1400 liraymış. Hediye çeklerinin toplam değeri eşit sayıda x tamam. Ahmet bu hediye çeklerinden bazılarını kullanarak 325 TL değerinde bir alışveriş yapıyor. Ahmet'in bu alışverişin kullandığı 15 TL'lik çeklerin sayısı 20 TL'lik çeklerin sayısının 3 katına eşittir. Buna göre Ahmet'in elinde kalan 15 TL'lik ve 20 TL'lik çeklerin toplam sayısı kaçtır diyor. Şimdi 15x artı 20x 1400'e eşitmiş. Değil mi? Güzel. Yani bununla bunu mesela 2 tane varsa 30 TL'lik hediye çeki. Harikasın. Buradan 2 tane varsa 40 tane. 15 20x da 15 20x de 35x eşittir 1400. Ne yani arkadaşlarım bu kaç katına eşitti? 4 katına mı? 35 x 4 galiba. 70 140. Çok güzel. Buradan x'in 40 geldiğini söyleyeceğiz. Değil mi? 40 x 30. 5 40. Yani 40 tane buradan, 40 tane buradan. 800 600 1400 harikasın. Şimdi bakın 325 TL'yi ben paylaştıracağım. 15'e 20 TL'lik çeklerle. Bu alışverişin kullandığı 15 TL'lik çeklerin sayısı 20 TL'lik çeklerin sayısının 3 katına eşittir. Yani ben burada x kullanmışsam burada 3x kullanmışım. Ee, tamam. Güzel. 15x 15 çarpı 15 3 45x buradan da 20x var. Ben bunu neye eşitleyeceğim? 325 eşitleyeceğim. 65x eşittir. 325 5 çarparsam x buradan 5 gelecek. 3 çarpı 5'ten 15 20 çarpı 5'ten yani şöyle 15 çarpı 15 225 100 de buradan 325 doğru. 3 kere 5'ten 15 tane çek buradan 5 tane buradan 20 tane çek kullanıldı 20 çek gitti başlangıçta 80'im vardı 80 çekten 20 çeki kullandım 60 tane çekim kaldı Aysun 1200 gram ipliğin tamamını kullanarak ya bir tane kazak ya 4 tane aynı modelde atkı ya da 6 tane aynı modelde bere şimdi bakın ne diyor ee, bir kazak 4 atkı 6 bere. Bunları örebiliyormuş. 1200 grama. Dikkat edin. 1200'e. Biliyorum ama değil mi? Atkı ve bere. Bak atkı ve bere. Atkıyı kaça satıyormuş tanesini? Kazak 110 atkı 30 bere 25. Bundan toplamda elde ettim. Geri 350 TL'ymiş. Ve ben 1200 gramla bunu elde ediyorum. İşte 2400'den ne elde ederim? Bunların iki katını değil mi? İşte iki kazak örebilirim. İşte 8 atkı örebilirim. İşte 12 bere örebilirim vesaire. Acaba şöyle bir düşünsek? Bakın tam emin olmamakla beraber. 1200 gram ya. Tamam bir bere 200 gram ipten örülür. Bak 200 gram. 1200'de 6 ise 200 de 1'dir. Tamam. Atkı da o zaman bir tane atkı da değerli arkadaşlarım. 300 gramdır. Çok güzel. Bizim toplamda 3100 gramımız var. Atkı ve bere. Değerli arkadaşlarım. Şimdi nasıl olacak? Yani oranın oran atı kurmamız lazım. 3100 gram. Bere de 200'er gram gidecek. E, atkı da 300'er gram gidecek. Şimdi bir tane atkı bizi 2800'de düşürdü. Bir atkıya 2800. 14 tane bere yapar. Bere ne kadar? 25'tir. 25 25 çarpı 10. 250. 100 da 350. 380 yaptı. Bir kere 1'e 14 olamaz. Peki 2 atık olsa 2500'ü düşürür. Buradan 12,5 olur. 12,5 olmaz. Bak böyle gidebiliriz. 3 tane desem 900 ne oldu? 2200 yaptı. Buradan 11. 11 tane bere. Zaten şıklarda yok ama 200 kaç yapacak? 200 50. 275 yapacak. 90 daha. 365 olmadı. 3 de olmadı. Bak. 3 5'i denedi değil mi? 5'i denedi. 1500. Burada 1600 kaldı. Burada 5. 1600. Burada 5 ise burada e, ne olacak? 8 olacak. 1600 olması için. Peki 8 tane bere 200 lira. E, 150 dağıtkı. 350 lira. Yani demek ki bere 8'miş. Zaten değerli arkadaşlar bunları daha çok çözdükçe daha çok hızlanacaksınız. Bir peynir üreticisi inek, koyun ve keçi sütlerinin belli oranlarda karıştırarak bir karışım elde ediyor. Yani beyaz peynir ve kaşar peyniri elde ediyor. 1 kilogram beyaz peynir üretmek için 8 litre süt. Evet. 1 kilogram kaşar peynir üretmek için de 10 litre süt kullanıyor. Yani bunlar tabi standart yani hepsi için. İşte beyaz peynir için 8'miş. Beyaz peynirde. 8 litre süt kullanıyormuş. 8 litre. Ee, ne diyor? Kaşar peynirinde de 10 litre süt. Bunların da sırası da 2 TL, 3 TL ve 4 liraymış. Bu üreticinin 2 gram, 2 kilogram beyaz peynir. Ve e, kaş, e, 2 kilogram kaşar peynir üretmek için. Yani sen işte 2 litre sütten mesela şey, %8'inde sütten 1 kilogram beyaz peynir, değil mi? 8 litreden. 8 litre sütten 1 kilogram beyaz peynir üretiyorsun. Ee, peki bu yüzdeyle olarak niye verilmiş? Kullanılan süt oranları verilmiş, değil mi? He, orayı anladım. Tamam, okey. Ee, biz 2 kilogram kullanacağız. 2 kilogram beyaz peynir kullanacağız. Değil mi? 2 kilogram. 16 litre süt yapar. Yani biz 16 litre süt kullanacağız. 16 litre senden kullanacağım. 16 litre de senden kullanacağım. 16'nın %50'si 8. Buraya da 4-4 kalacaktır. 16'nın %25-4. Tamam. İnek sütü kaç para? 1 litresi 2 TL. 8 kere 2'den 16 TL yapacak. 8 çarpı 2'den 16. Koyun sütü 4 litre kullanacağım 4x2'den 4x3'den özür dilerim 12 4 TL'den de keçi sütü 4 x 4'ten 16 16-16-32-12 daha 44 lira 2 kilogram beyaz peynir için tamam mı bu 2 kilogram beyaz peynir Anladık inşallah Şimdi kaşar peynirden 16 litre kullanacağım 16'nın %20'si ne var? 3.2 litre mi yapar? %40'ı ne var? 6.4 litre yapar. 6.4 da buradan. 6 kere 6 6 12 15 16 yaptı. Çok güzel. Peki inekten 3.2 litre. 3.2 ile 2 çarptım. 6,4 TL. 6,4 ile 3'ü çarptım. 6 kere 3 18 0.4 ile 3 çarptım. 1.2 18 1.2 da 19.2 yapar. Harikasınız. 6.4 litre ile 4'ü çarptım. Ee, o da keçi sütü için. 6.4 ile de 4'ü çarparsam 6 kere 4 24 0.4 ile 4 çarptım. 1.6 25.6 TL yapar. 6 2 daha 0.8 4 daha 1.2 yapar. Burada 2 kaldı. Birim var elimde. 6 9 15 5 daha 21 daha 21'in 21 1'i. ele var iki. Bir iki daha, 2. 1 2 daha 3. 41.2 TL yapar. Evet burası böyle. Toplamın sorusu 40 40 daha 80. 85.2 TL'dir dersiniz değerli arkadaşlar. Şimdi belirli sayıda 3 çeşit kova bulunuyormuş. Bakın 2 litre, 3 litre ve 5 litre. Tamam. Yani bunları birer kez aktardığında tam doluyormuş. Yani buraya A diyelim. Buraya B diyelim. Şuraya da C diyelim. Bilmiyorum ya miktarlarını. 2A artı 3B artı 5C tammış. 2 litrelik kovalar kullanmasaydı. Kullanmadım. Diğer kova çeşitlerinden fazladan birer tane. Bak 3B var. 5C var. Birer tane de fazladan. 3 artı 5'ten 8. Bu birincisi. Bunlar birbirine eşit. Yani 2A artı 3B artı 5C eşit. İstersen eşit diyelim. öyle gidelim. Tamam. 2A artı 3B artı 5C eşit. 5C'ler gitsin. 3B'ler gitsin. 2A eşittir 8'e. Tamam. A da buradan kaç gelir? 4 gelir. A'yı 4 olarak buldum. Şurada da yerine getirsem 8 artı 3B artı 5C olacak toplam. Peki. Bunu yakaladık. Üçler litrelik kovaları kullanmasaydı. Diğer kova çeşitlerinden fazladan 3'er tane. Şimdi burada 4 tane var. 3 tane daha ekleyeceğim. 7 kere 2. 14. 5C var. Bir de 15 e ekleyeceğim. Evet. Bu da 8 artı 3B artı 5C eşit olacak. 5C, 5C götürdüm. 29 eşittir. 8 artı 3B'den. Buraya karşı attım. 21 eşittir 3B. B de 7'ymiş. B'yi de 7 olarak buldum. 21 artı 8. 5C'ye geçeceğim. Son aşama 5 e adetleri kovaları kullanması diğer kovala çeşitlerinden fazladan 8'er e tane kovayım 4, 8 daha 12. 2 ile çarptım. 24. 7, 8 daha 15. 15 çarpı 3. 45 eşittir. 5C'ye. Yok 5C değil özür dilerim. 24, 20, 40 daha. 60, 65, 69. 69. Bu neye eşit? Ee, 69 8, 21 8 29 artı 5C eşit. 29 buraya atarsam 40 eşittir. 5C, C'de buradan 8 geldi. 5 kere 8'den 40 buradan, 7 kere 3 21 buradan, 4 kere 2, 8 buradan, 29 69 olacaktır değerli arkadaşlarım. Bir çocuklu bir ailede anne ile büyük çocuğun bugünkü yaşları toplamı var. Baba var mı hesapta? Anne var. Anne. Büyük çocuk. Küçük çocuk. Bir iki çocuk var. Anne ile bugünkü büyük çocuğun bugünkü yaşları toplamı. Anneye A de. Büyük çocuğa B de. Küçük çocuğun. Küçük çocuğun yaşına ne diyelim? X de. Bu A artı B. Küçük çocuğun 3 katına eşitmiş. Yani A artı B 3x'e eşitmiş? Çok güzel. Çocukların bugünkü yaşlarının toplamı 67 miş Yani B artı 8 x özür e 67. Anne ile küçük çocuğun bugünkü yaşı A artı x yani. A artı x anne ile küçük çocuğun bugünkü yaşı x. Ne eşitmiş? 93'e. Anne ile küçük çocuğun bugünkü yaşı. Tamam. Ee, annenin bugünkü yaşını soruyor. Taraf tarafa toplayalım. A artı B artı 2x eşittir. 7 3 10 0 ile var. 1 6 9, 15 1 daha 160. A artı B 3x eşittir. 3x 2x daha 5x eşittir. 160. X de buradan 32 geldi mi? Geldi. Küçük çocuk 32 ise abisi 40 olsa 60 olur değil mi? Hayır 70 olur. 35'miş. 30 30 daha 60 65 67. Tamam. Küçük çocuk 32 ise annenin bugünkü yaşı 61 değil midir? 61. Evet. 60-30 daha. 90-95-96. 96-32 çarpı 3 96 eşittir. Evet doğru. Her arkarda doğru yapmışızdır. Güzel bir soru idi arkadaşlar. Yeni açılan bir çiçekçide iki çeşit toprak eşit ağırlıktaki paketlerde satılmaktadır. Bu iki çeşit toprak paketinden birinin ağırlığının %1'i gübre, diğerinin ağırlığının %25'i gübredir. Bu çiçekçide birinci gün bu iki çeşit toprak paketinden eşit sayılarda satılmıştır. İkinci gün ise sadece ağırlığının %25'i gübre olan toprak paketlerinden satılmıştır. Bu iki günün her birinde satılan toprak paketlerindeki toplam gübre miktarları birbirine eşittir. Buna göre ikinci gün satılan toplam toprak paketi sayısı birinci gün satılan toplam toprak paketi sayısından yüzde kaç azalmıştır? Şimdi birinci gün diyelim ve ikinci gün diyelim. Şimdi birinci gün x kadar satılmış olsun yüzde biri gübre ve yine aynı pakette satılıyor eşit sayılar satıldığı için x çarpı 25 diyorum. %25'i de gübre. Bunlar aynı oldukları için ikisinin. İkinci gün sadece %25 satılıyormuş. Y çarpı 25. Yani %25 gübre olan olduğu için Y çarpı 25. Bunlar birbirine neymiş? Eşitmiş. 1x 25x 26x yapar. 25 y eşit. O zaman x 25'tir. Y de 26'dır. X 25 ise 25 buradan 25 buradan toplam 50 paket burada vardır. 26 paket de burada vardır değil mi? Evet. Ya yani bu paketler ile 50'ye 26 olması lazım diyor. Sadece yüzdelik olarak çalıştığımız için hiçbir sıkıntı yok. Birinci gün satılan toplam toprak paketi sayısına göre yüzde kaç azalmıştır? 50 eksi 24 azalmış. Yani 50 pakette 24 azaldıysa yüzde x diyeceğiz. 2 kat artmış 2 kat artmış cevap 48 olacaktır. Doğrusal bir yolda hemen doğrusal bir yolumuzu çizelim şöyle. Aynı anda sabit hızlarla A kentinden B kentine doğru hareket ediyorlarmış A'dan B'ye. İki araçtan birinin B kentine 200 km yolu kaldığında B'ye 200 km şuradan diyelim. Burası 200 km. Diğerinin 100 km yolu kalmıştır. Demek ki diğeri de şurada bir yerde. Atıyorum burasına X Buraya da Y diyelim. Burası 100 km. Burası da 100 km. Hızlı olan araç B kentine vardığında yani 100 km gidiyor hızlı olan araç. Diğer aracın B kentine 120 km yolu kalmıştır. Şimdi 200 km vardı. 80 daha gitti 200 kaldı. Demek ki diğerinde 80 km'ymiş. Hızı bu şekilde söyleyeyim. Çünkü sabit hızlarla gidiyor ya. Biri 100 biri 80. Aradaki fark ne? 20 km. Aradaki farkı da biliyorum. Şimdi bakın. Burada 200 km kalmıştı. Bunu 100 km kalmış değil mi? Yani burada 100 bölü 20'den Aradaki fark 20 idi. Bakın bunun 100, bunun 200 kaldığına göre demek ki 5 saat yol gitmişler ki aradaki fark 100'e çıkmış. Anladık mı? 20 km fark var. Demek ki 5 saat gitmişler ki aralarındaki fark 200'e çıkmış. Bu cepte. Şimdi istersen yavaş olanın istersen hızlı olandan soruyu Yavaş olanla bakalım. Şimdi buraya 5 saatte geliyor. Fark burada açılmış ya. 80 çarpı 5'ten buradan 400 var. 200 de buradan 600 km. Yolun uzunluğudur Anlaşıldı mı? 2020 TYT sorusu. Mete kış ve yaz olmak üzere iki dönem yüzme kursuna gitmiştir. Bu kurstan kış döneminde haftada 2 saat olmak üzere 8 hafta boyunca 2 saat çarpı 8. Yani 16 saat gitmiş, değil mi? Yaz dönemi boyunca 3 saat olmak üzere 4 hafta boyunca ders almıştır. 3 çarpı 4'ten 12 saat. Bu kursa verilen 1 saatlik yüzme dersi ücreti yaz döneminde kış dönemine göre %60 daha fazladır. Yani saatlik olarak diyelim ki burası 100x olsun. Kış dönemindekine göre özür dilerim. Kışı 100x diyelim. 100x'in %60 fazlası 160x yapar. Tamam. Mete'nin bu kursa kış döneminde ödediği toplam ücret 400 TL'ymiş. Yani 16 saat saati de 100 lira ise yani 100 x ise 16 çarpı 100 x eşittir 4 ise buradan 4'e böldüğümüz zaman 4 çarpı 100 x eşittir 100 olur Burayı da 4'e bölüyorum değerli arkadaşlarım bu yüzler gider 4 x eşittir 1'den x buradan 1 bölü 4 gelecektir her tarafı 4'e bölüyorum x 1 bölü 4 geldi yani demek ki kışın saatliği 100 çarpı 1 bölü 4'ten 25 deriymiş. Yazında 160 çarpı 1 bölü 4'ten 40 TL'ymiş. Anladık mı olayı? Çok güzel. Buna göre yaz döneminde ödediği toplam ücret kaç şeydir? 40 TL'ydi. 12 saat gidiyor. Saatte 40 TL'ydi. 12 saate 480 TL yapar. Cevap Denizli Şıkkı'dır. Güzel bir soruydu. Kredi kartının günlük harcama limiti 2000 TL olarak belirlenmiştir. Kartal bu kredi kartıyla ilk alışverişinde belli sayıda ürün almış ve aldığı ürünlerin ortalama fiyatı 150 TL'dir. Yani 150 çarpı ürün fiyatı diyelim bu kritik artıyla aynı gün yaptığı ikinci alışverişinde 5 ürün almış ve ikinci alışverişini aldığı ürünlerin ortalama fiyatının ilk alışverişini aldığı ürünlerin ortalama fiyatına göre %20 artını hesaplamıştır. 150 idi. 120 artmış. Yani 20 bölü 100 diyelim. 1 0 1 0 1 0 gitti. 30 artmıştır değil mi? 30. 30 arttı. Şuradan da bir 0 30 TL arttı. Yani 180. 5 ürün almış. 900 TL yaptı burası. Tamam. Ee, i̇lk alışverişinde aldığın ürünlerin ortalama fiyatına göre %20 artmıştır. İkinci alışverişinde 5 ürün almış. Tamam. İlk alışverişinde bu kadar. Bu iki alışverişten sonra kartının kredi kartı günü harcama limitinden geriye 50 TL kalmıştır diyor. Şimdi 900 TL var. Artı 150 X var. Değil mi? Bu neymiş? 50 TL geriye kalması 2000 eksi 1950'dir. 9'u karşı atarım 150 x eşittir ee, Ne olur? 1050 mi olur? Evet x de buradan 7 gelir 7 çarpı bin, 150 1050'dir Cevap 7'dir İlk gün aldığı sayı sorduğu için Ondan oluşan bir trenin Birinci vagonda her sırada 4 koltuk Bak şimdi birinci vagon diyelim İkinci vagon Birinci vagonun Birinci vagon her sırada 4 koltuk varmış Sıra sayısı x olsun 4 koltuk varsa toplam 4 x yolcu alacak burası İkinci vagonda ise her sırada 6 koltuk varmış. Sıra sayısına Y diyelim. 6 e, koltuk varsa 6 Y kadar da yolcu var. Evet. Trende toplam 130 koltuk varmış değerli arkadaşlarım. Bu ne koltuk sayısı koltuk. Koltuk sayıları bunlar. Yani 4x artı 6y 130 eşitmiş. Birinci vagonda bir sıranın Sıra sayısı x'ti. Yani x eksi 1. Yani 4 çarpı x eksi 1. Hoş kaldı. İkinci vagonda ise 5 sıra. Y eksi 5. Bunu 6'ya çarpımda koltuk sayısına eşittim. Ve diğer sıranın tamamen dolu olduğu bir seferde birinci vagondaki dolu koltuk sayısı yani bu birinci vagonda dolu koltuk sayısı ikinci vagondaki dolu koltuk sayısının 3 katına eşittir. Yani bunun 3 katına mı eşit? Evet. Bunun 3 katına eşit Şimdi bakalım 4x eksi 4 eşittir diyelim. 18y eksi 90. İnşallah bir arada hata yapmadık. Eksi 90'ı karşıya attım. 4x artı 86 eşittir 18y'ye. 4x 6'ya karşı atarsam 4x eşittir 130 eksi y olacak. 130 eksi 6'ya artı 86 eşittir 18y. Eksi 6'ya karşı atalım. 130 artı 86 eşittir. Eksi 6'ya karşıya artı 6 ye olarak geçer. 24 y yapar. 130 80 daha 216 eşittir. 24 y'ye. Sanki bu tam bölünüyordu gibi hatırlıyorum ama bir daha bakalım. 216 bölü 24. Ee, 8, 9 kere 4. 36, 6, 7, 3. 2 9, 18, 18 3. Evet 216, 9'muş. Bize ne diyor? Tren toplam sıra sayısı kaçtır diyor. Y'miz 9. Y'miz 9. Ee, şuradan da gidebilirsin. 6 kere 9 54. 54 artı. 130 olması için burası ne olması lazım? Toplam 130 ya. 6 kere 9'dan 54. 54 kaçı toplarsam 130 yapar? 6, 10'u 0, 50 var. 1, 5, 1 de 6, 76. 76 eşittir. 4 xten x de buradan 19 geldi. 19, 9 da yani toplam sıra sayısı 28'dir değerli arkadaşlarım. Tamam mı? ziyata bulunan elma, mandalina ve portakalın kilogram türünden toplam ağırlıkları verilmiş 5, 3, 2 sıra sayılarıyla. Bu meyvelerin kilogram satış fiyatları ise 1, 2 ve K sayılarına doğru orantılıdır. Bu meyvelerin bir kısmı satıldıktan sonra tezgahta kalan elma, mandalina ve portakalın toplam ağırlıklarının birbirine eşit oldu. Bu üç eşit meyvenin her birinden satışına elde edilen gelirlerin birbirine eşit olduğu görülüyor. Şimdi bakın. Elma, mandalina ve portakal olarak söyleyin. Her birinden tezgahta kalan elma sayısı e, M ve P. Bunları sattık değerli arkadaşlarım. Şimdi tezgahta kalan elma, mandalina ve portakalın ağırlıkları birbirine eşitmiş. Şimdi 5 kilogram vardı elmadan 5 eksi E kadar satıldı. Yani 1 kilo satıldıysa 4 gibi. E, değerli arkadaşlarım 3 kilogram varmış mandalinadan 3 eksi E. Portakaldan 2 kilo varmış 2 eksi P. Bunlar birbirine Eşitmiş. Birbirine eşit oldu diyor çünkü. Çok güzel. Daha sonra bu çeşit mevinin her birinden satışına elde edilen gelirinde birbirine eşitmiş. Şimdi E kadar sattım. E, e çarpı birden E. Satış fiyatları E'ymiş. 2 satış fiyatı 2 olan ne? Mandalina. Mandalina M'ydi. M çarpı 2'den 2M. Diğerinin satış fiyatı K. K çarpı P. P kadar sattım. K çarpı P'den KP. Bakın E'nin 2M eşit olduğunu biliyorsam E gördüğüm yer 2M yazarsam 5-2M eşittir. 3-M Eksi 2 m. E, m karşı atarım. M 2 m karşı attım. M 2 geldi. M buradan 2 gelmiş. Çok güzel. Var mı sıkıntı? Yok. Şimdi M 2 ise 3-2'den 1. Demek ki E'miz 4'müş. 3-2'den 1. 2-P eşittir. 1 ise P'nin 1 olduğunu biliyorum. M 2'ydi. 2 iki kere 2 4. 4 eşittir. P çarpı K. P'miz 1. 1 çarpı K'dan K'da buradan 4 gelecektir. Güzel bir soruydu. Devam edelim. 5. soru. A bölü 3 eşittir. B bölü 4 eşittir. C bölü 6 ve 3A artı B eksi C eşittir. 28. Şimdi burada öyle bir orantılayacağız ki. der arkadaşlarım. 3, 4 ve 6'nın ortak katı nedir? 12'de olur değil mi? 4, 3 ve 2 diyelim. 4A bölü 12 eşittir. 3B bölü 12 eşittir. 2C bölü 12. Faydaları görmeyelim. Yani şöyle 4A eşittir 3B. O da eşittir 2C. Ye. Buradan o zaman A'ya sen 3'ün katı. B'ye 4'ün katı. 12 eşitliyorum. C'ye 6'nın katı diyebilirsin. 3A. 3 kere 3 9. 9K artı. B'miz 4K'ydı. Aynen yerine yazdım. C'miz de 6K'ymış. Eşittir 28. 9K, 4 kda 13K, 6K çıktı. 7K eşittir 28. K da buradan 4 geldi. K4 ise A'mız 4 çarpı 3'ten 12. B'miz 4 çarpı 4'ten 16. C'miz 6 çarpı 4'ten 24'tür. Bizlere bunların toplamı soruyor. 10, 20, 40, 44. Altta 50, 52. Cevap E şıkkı olacak. Bir sınıfta kız öğrencilerin sayısının erkek öğrencilerin sayısını, ona şartlar hangisi olamaz diyor. Şimdi 1-4 var değil mi? Toplamda 5 kişi var. Bu 32 eşit olabilir mi? Yani buraya K-K dedim. 5-K 32 ise K buradan 32 bölü 5 olur. Tam sayı gelmeyeceği için bu olamaz. Diğerlerine bakalım. Bak şimdi K-K dedim. 4-K eşittir 32'den K 8'dir. Yani 8 kız 24 erkek olur anlamına gelir. 32 ee, K eşittir 32'den değil mi değerli arkadaşlarım? Bu da 1 oranında sağlar. Bakın 5-K'ya 3-K 8K yani sınıfta hiç erkek olmaması anlamına geliyor gibi düşünebiliriz. 8K eşittir 32'den K buradan 4 gelir. 20 kız 12 erkek olabilir. 11 5 daha 16K yapacak. 16K 32'den K 2'dir. 22 kız 10 erkek olabilir mi? Olabilir. Buradan yanında bir sıkıntı yok ama böyle bir orantı o olamayacaktır. 27. soru. A, B ve C maddelerinden oluşan 250 gramlı bir karışım verilmiş. A bölü B eşittir. 2 bölü 3 ve B bölü C eşittir. 2 bölü 5 oranları bulunmaktadır. Bu karışımda B maddesinden kaç gram vardı diye sormuş. Bakın içler dışarı çarpımı 3A 2B'ye eşit. Burada da 5B 2 c eşit. Şimdi buradaki B'lerin sabit olması lazım. Ben burada B'yi 2 ve 5'in ortak katı olan mesela 10 yapabiliriz. 30 yapalım çünkü A'yı da kapsasın. O zaman ben B'ye 6'nın katı diyorum buradan. Burada da B'ye 6'nın katı diyorum. 6 kere 2 12. A 4'ün katı olacak. Burada da C 6 kere 5 30. 15'in katı olacaktır. Şimdi A'mız kaçtı? 4K. B'miz 6K ve C'miz 15K. Bunları taraf tarafa topladığım zaman 15, 21, 25K. 25K neye eşit? 250 gram eşit. Çünkü 250 gram karışımdaki miktarlar bunlar. Her tarafı 25'e böldüğüm zaman K'da buradan 10 gelecektir. B maddesinden kaç gram var? 6K olduğu için 6 çarpı 10'dan 60 gram B maddesinden bulunmaktadır. Şimdi ne diyor? İşçi sayısı parça işi ve günü. 4 işçi 56 parça işi 7 günde yapıyormuş. 3 işi işçi 30 parça işi kaç günde yapar? Şimdi ne olmuş bakalım. İşçi sayısı azalmış mı? Azalmış parça işini olmuş. Bakın burada ne oran var? 4'e 3 oran var değil mi? Burada 14 katı 14 katı 42. Burası 42 olsaydı cevap 7 olacaktı. Demek 7 değil. Peki bu 14 kat artmış. 14 kat artmış. Bu taraf 10 kat artmış değil mi? Yani üst tarafı 14 kat artarken yani burası 14 kata burası 10 kat. 14 kata 7 ise 10 kata 5'tir deyip Burada cevabı 5 olarak bulacağız. Yani bir oran orantı tamam mı? Başka bir şey değil. Geldim bu soruya. Bir miktar bilye Oğuz, Defne ve Kerem arasında. Evet, bakın şimdi Oğuz, Defne ve Kerem arasında. Sırasıyla 2 ve 3 ile doğru. Yani 2K, 3K. 5 ile ters orantılı. K bölü 500. Defne Oğuz'dan 10 bile fazla aldığına göre. Yani 3K 2K neymiş? 10. Buradan K ne gelir? 10 gelecektir. Paylaştırılan bilir sayısı kaçtır diyor. 2 kaydı. 2 çarpı 10'dan Oğuz'a 20. 3 çarpı 10'dan Defne'ye 30. K bölü 5'ten yani 10 bölü 5'ten de Kerem'e 2'ymiş. Topladığım zaman cevap 52 olacaktır. Değerli arkadaşlarım cevap B şıkkıdır. Anlaşıldı mı? Çok güzel. Ters orantı ise böyle kesirli işlem kullanacağız. 30. soru. Hangi sayının 4 fazlasının 5 katının yarısı aynı sayının 3 katının 11 fazlasına eşittir diye sorulmuş. Aynen bunu yapacağız. 2 karşıya çarpı olarak. İçeri dağıtalım bunu. 5x artı 20 eşittir diyorum. 6x artı 22. 5x var 6x var. 5x'i bu tarafa attım. 22'yi bu tarafa attım. x Artı 20 karşı eksi olarak geçer. Yani 20 eksi 22. X de buradan eksi 2 gelir. Anlaşıldı mı? Ali ile Ayşe'nin bugünkü yaşları toplamı 60'tır. Ali, Ayşe. Ali x diyelim. Ayşe'ye 60 eksi x diyelim. Toplamları sonuçta ne? 60. Topladım 60. Ali Ayşe'nin yaşındayken. Ali Ayşe'nin yaşındayken. Eksi 2x artı 60 dedim. Neden? X ile eksi 2x'in toplamı. Eksi x yapacak. Artı 60. Aynı şey mi? Evet. Yani eksi 2x artı 60 yıl önce. Burası ne oldu? Eksi x artı 60 oldu. Burayı da yapalım. Eksi 2x artı 60. Eksi 3x artı 120 oldu. Yaşındayken Ayşe'nin doğmasına 6 yıl vardır diyor. Yani burada bu Ayşe'den 6 yaş küçük haline gelir. Yani eksi 3x artı 120 eşittir. eksi ee, 6 gibi düşünelim. Eksi 6 hani 6 yıl doğması vardır gibi. 120 karşı attım. Eksi 3x eşittir. Eksi 126 oldu. E, ee, x de buradan 43 gelir arkadaşım Eksi eksi artı yaptı. 43. X 43 ise Ayşe'nin yaşı ne olur? 60 eksi 43'ten 17 olur. Ali de 43 yaşında olur. Bir yerde işlem hatası mı yaptık? 40 çarpı 320 Özür dilerim. Şurası 42 olacak. Burası 42 ise Ali de 18 olur. Cevap Adana şıkkıdır. Anlaşıldı mı? Pardon arkadaşlar. Biz şurada bir hata yapmışız. Biz Ayşe'nin yaşını 18 olarak bulduk. Niye Ali işaretledik? Ali'nin 42. Ali 42, Ayşe 18. Tamam. Dikkat edin burada. Sizler de bu tip hataları bazen yapabiliyorsunuz. Dikkatli olmakta her zaman fayda Şimdi bir sınıfta görenciler sıralara ikişerli oturursa. Şimdi sıraya x diyelim. İkişerli otururlarsa 2x 5 öğrenci ayakta kalıyormuş. Üçerli otururlarsa 2 sıra boş kalıyor. Sıra x x 2. Bana bunu yazdıktan sonra gerisi basit. İçeri dağıtalım. 3x eksi 6. 2x artı 5 eşittir. Çünkü bak bununla bu birbirine eşit olması lazım. Aynı ifade çünkü. Sınıfın burada sıra sayısını verecek. 2x'i karşıya attım. Burada x kaldı. Eksi 6'yı karşıya attım. x eşittir 11. Sınıfın mevcudunu soruyor. İster buradan ister buradan yaz. 2 çarpı 11 22 artı 5'ten 27'dir dersin. Ya da burada değeri yazarsan 11 eksi 2 9 9 çarpı 3'ten yine 27 olarak bulabilirsin. Evet klasikleşmiş bir soru. 33'teyiz. Ayşe bir test kitabında soruların ilk hafta 1 bölü 3'ünü. ikinci hafta 2 bölü 5'ini. 3. hafta ise kalan soruların 5 bölü Şimdi bak 3 bölü 3 ile 5 var değil mi? Ben buna 15K diyelim tamamına. Evet. 15K diyelim. Hatta şöyle de yapabilirsiniz. Hani burada 4 olayı var ya. Ee, mesela 3 ile 5'in ortak bir katı 15. Bunu mesela 60 olarak seçersen buradaki 4 ile de uğraşmasın. 60'ın katı seçmek daha mantıklı. 60K 1 bölü 3'ünü çözmüş. 60K çarpı 1 bölü 3'ten 20K'sını ilk hafta çözmüş. Anladık mı? İlk hafta 20K'sını çözmüştür. Peki ikinci hafta 2 bölü 5'i 60K'nın 2 bölü 5'ini bulacağım. Ee, 60 çarpı 2 120 121 5'ten 24 kaymış. Bunları taraf tarafa topladığım zaman 44 k çözdüm. Üçüncü hafta ise işte kalan soruların 3 bölü 4'ünü çözüyor. Kalan soruların. 60 k tamamıydı. 44 kdan çıkardığım zaman 16 k kalacaktır. Bunun 3 bölü 4'ünü çözüyormuş. 16 k 3 bölü 4 48 k bölü 4'ten 12 k. Bunu da çözmüş. 44 k 12 56 k. Kalan 250 soru yani 4 k. 4K 250'ymiş. 44 12 daha 56 4K kalmış. Bu soru 250 250'ymiş. Biz tamam 60K demiştik. Demek ki bunun 15 katı olacak. Şimdi 250K'nın 15 katı olacak. Yani 250'nin 15 katı olacak. Özür dilerim. Bu da 250 çarpı 15'tir. 10 ile çarpsam 2500. 5 kere 250 ne yapacak? 1250 yapacaktır. 3750. Cevap değişiklidir. Geldim buraya. Ali var, Mehmet var. Hemen yazalım bunları. Ali'nin bilgilerin sayısı, Mehmet'in bilgilerin sayısının iki katıdır. Hasan da varmış, onu da ekleyelim. Ali'nin bilgilerin sayısı, Mehmet'in bilgilerin sayısının iki katıdır. Mehmet'in bilgilerin sayısının x değil mi? Ali'nin bilgilerin sayısı, Mehmet'in iki katıymış. Hasan'ın bilgilerin sayısının da yarısıdır. 2x, Hasan'ın yarısıysa Hasan 4x'tir. Çok güzel. Hasan'ın bilgilerin sayısı, Mehmet'in bilgilerinin sayısına 60 fazla. Yani 4x-x 60'mış. 3x buradan 60 olacak. x ise buradan 20'dir. Ali'nin bilgilerinin sayısı kaçtır diye sormuş. 2x 2x20'den 40'ı patlatırsın. Güzel bir soruydu. Sadece şunu anlamak soruyu çözdürdü bizler için. Evet aşağıdaki tabloda bir ailenin temmuz ayındaki su, elektrik ve doğalgaz fatura tutarlarından bazıları ve Ağustos sayındaki 3 fatura ödenen toplam tutar verilmiştir. Şimdi burada bazen sondan başlamak iyi oluyor. şey i̇şte 9 bölü 11 var 10 TL var. Her iki ayda toplam tutar birbirine eşit. 780 de burası 780 mi? Evet. E, suyu bulurum ben. 300, 200 daha 500. 540, 560. 780 eksi 560. 2. 220 ymiş Su 220 TL olduğunu buldum. Bak. Evet. Bu bitti. Doğalgaz faturasının Ağustos ayındaki tutarı Temmuz ayındakinden 10 TL azmış. 220. 10 TL eksi 210 TL. Ağustos ayındaki su faturasının tutarı Temmuz ayındaki su faturasının tutarı 9 bölü 11'miş. Temmuz'dakinin 9 bölü 11'i. 220 çarpı 9 bölü 11. Bu bunu 20 katı. 20 çarpı 9'dan 180 TL'ymiş Ağustos ayındaki. Tutar. 200, 100 daha. 300, 380. 390, 390 daha nedir? 780'dir. Demek ki burada ne diyor? elektrik faturası Temmuz Ağustos ayındaki tutarın Temmuz ayındaki tutarına göre Ağustos'ta 390, Temmuz'da 340 ne yapmış? 50 TL daha fazladır. Olay buydu. Bir soru. Kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısının iki katıdır. Şimdi kız erkek. Kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısının iki katıymış. Matematik dersinin not ortalaması 70'miş. Dikkat edin. Öğrenci sayısı 20'den fazla olan bu sınıfa dışarıdan 3 öğrenci geldiğinde Şimdi 20'den fazla. 20 artı x diyelim. Dışarıdan 3 öğrenci daha gelmiş. Yani 23 artı x'e çıktı sayı. Bu öğrencilerin not ortalaması 72 oluyormuş. Evet. Bu sınıfa dışarıdan gelen öğrencilerin matematik dersinde not ortalaması en az kaçtır diye soruluyor. Şimdi 20'den fazlaysa 1400'den fazla bir notum var. Bunu biliyorum. Bu 3 öğrenci daha eklenmiş. Ve bu ortalama 72'ye çıkmış. Şimdi 2 fazla değil mi? 72, 70'in 2 fazla. 2 fazla, 20'den fazla öğrenci 40 puan fazla. Yani bu 3 öğrencinin puanı 40 puan fazla olacak. Şimdi 70 artı 3x derim. Bu 3x'in, şey 70 karıştırmıyorum durayım. Bu 3 öğrenci... 40 puan fazla getirecek 70'e 70 e 40 puan fazla getirecek yani şöyle 70 artı 3x 110'dan büyük olacak bir kere 3x 40'dan büyük olacak büyük de olabilir çünkü sınıfın mevzudunu bilmiyoruz şimdi 3x 40'dan büyük yani şöyle düşünün her öğrenci 70'e en az 10 ekleyeceğim hatta 13 falan ekleyeceğim 83 küsür olacak e bu öğrenci sayısı 21 filansa bu 86'ya doğru kayar. Yani en az 86'dır diye düşünebiliriz. Burada mantık yaptık ve soruyu çözdük. Markette her ay eşit sayıda poşet kullanılmaktadır. Market sahibi kullanılan poşet sayısının bir önceki ayda kullanılan poşet sayısının 1 bölü 3'ü kadar azaltacak bir uygulamaya başlatılmış. Yani diyelim ki başlangıçta 30x'miş. Bir sonraki ay 1 bölü 3'ünü azaltmış. 10x'e indirmiş işte sonra 10 bölü 3x vesaire bu şekilde gitmiş. Aynen bir şey birinci ay, ikinci ay, üçüncü ay. Kullanılan poşet sayısının üçüncü ayda 800'den az olabilmesi için uygulamaya başlamadan önceki ayda kullanılan poşet sayısı hangisi olamaz diyor. Şimdi burada şunu düşüneceğiz. Üçüncü ayda 800'den az olabilmesi için. Şimdi 10 bölü 3 x'i 800'e eşitleyelim mi? Bakalım ne gelecek? 3'ü karşı attım. 10 x eşittir. 2400. Değil mi? 2400 geldi 10x. X'e buradan ne gelir? 240 gelir. Yani burası 7200. 2400 ve 800 gibi düşünebilirim. 800'den az olabilmesi için uygulamaya başlamadan önceki ayda kullanılan şimdi 3. ay 2. aydan 3. aya geçti. Hangisi olamaz diyor. Şimdi 2700'ü düşünürsek eğer 2700 1 bölü 3'ü 900'e kayacak. 800'den az olur mu? Oluyor mu arkadaşlar? Olmuyor. Değil mi? Yani şimdi buradan orantı yapıyorsun. Olmuyor. Yani cevap bu. Mesela 2673'ü 3'e böldüğün zaman 800'den çok bir fark olmuyor. Ama bu olamaz. Yani bunların olabilme ihtimali var ama bu 9 oluyor arkadaşlar. Yani 800'ü çok fazla geçtiği için cevap E şıkkı olacaktır. Tamam mı? Burada bir yorumlama sorusu. Yani çok üzerine durmamıza gerek yok. Sabit hızla çalışan ve saatte 90'ar adet ayakkabı üreten iki makineden birincisi. Aşırı ısınmadan dolayı her saatin sonunda 15 dakika duruyor. Birinci 15 dakika yani bir saatte 15 dakika durdu. Ve saatte 90 tane üretiyormuş. Yani burası 90. Burası 90. Saatlik. 15 dakikada ne kadar fark olacak? Şimdi 60 dakikada 90 sa 15 dakikada 4'te 1 yani 90 bölü 4 üretecek. Yani bu da yaklaşık evet 22,5 yapacak. Yani demek ki birincisi 90 e, özür dilerim. 60 dakikada 22,5 eksik yani 90 eksi 22,5. Bu da 77,5 yapacak değil mi? Evet. Saat 10.30'da durduruluyor. 10'da başladım. 10.30'da durdum. Aradan ne kadar saat geçmiş? 12 saat. 12 saat 30 dakika. Şimdi burası 12 saat 30 dakikada 1 saatte 15 dakika durduruyorsa değerli arkadaşlarım hani 1 saat olarak hesaplayalım. 12 kere. 12 çarpı 15 dakika duracak. Yani 3 saat eksik çalışacak. 3 saat eksik. Demek ki 270 eksik üretecek değil mi? E, peki burada 10'da başladı. 11'de devam etti. Yani aslında bir tane biz fazladan saydık. 90'ı çıkartacağım. 180. Oldu mu? Oldu. Peki bu 30 dakikada ne kadar üretebilir? Burası 45 üretecek. Burada 12 saat 15 dakika. Yani buradan bir 15 dakika üretebilecek burası. Demek ki 180. Aradaki fark yine açılacak. Yani burası 45 üretirken burası yarısı kadar daha üreteceği için burada birinci makineden kaç ayakkabı fazla üretilmiştir diyor ya. Evet. 180 artı 45'ten 225 kadar fazla üretilecektir. Tamam. Son aşamada üretemeyeceği için. Güzel bir soruydu. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi geldim 39. soruya. Beren ile Ela'nın boyların uzunlukları toplamı 260 cm'dir. Beren ve Ela. Buraya x dersen buraya nedir? Harikasın. Ela'nın boyunun uzunluğunun 20 santim eksi. 260 eksi x'in 20 santim eksi. Berenin boyunun 20 fazlasını eşittir. Buna göre soruyu çözelim. Eksi x'i karşı attım 2x. Artı 20 karşı eksi 20 olarak geçti. 260 eksi 40 oldu. E burası 220'ye döndü. O da eşittir. 2 xte x buradan 110 geldi. Berenin boyu 110'muş. Ela'nın boyu da 150 260 160 10 cevap Edirne şıkkıdır. Tamam? Geliyorum. Şurası 40 olacak. 40. soruya. Bir annenin yaşı iki kızının yaşları toplamından 4 fazladır. Hmm. Evet. Annenin yaşı x'miş. İki kızının yaşları toplamından 4 fazla. Yani x eksi 4 kızlarının yaşları toplamı. X x, x x 4 yani 4 fazla. Kaç yıl sonra annenin yaşı annenin yaşı kızların yaşlarının toplamından 6 eksik olur. Bunlar tabii 2 artacak. Yani bu 1 artıyorsa bu 2. Bu 2 ise bu 4 gibi. X artı A yıl sonra annenin yaşı kızların yaşlarının toplamından 6 eksik olacak. Yani anneye 6 ekleyeceğim. Kızların yaşları da x eksi 4 artı 2 A olacak. Ee, burada x'ler birbirini götürsün. 6 artı a eşittir. Eksi 4 artı 2 a A'yı bu tarafa atalım. Eksi 4'ü karşı atalım. A eşittir 10. A olmuştu yani arkadaşlarım. Yani kızların yaşlarından 10 yıl sonra 6 eksik olacaktır. Birinci soru. Özge Hanım'ın 10 kişilik aşure için kullanacağı fasulye, nohut ve buğday miktarları sırasıyla 4, 3 ve 7 ile doğru orantılıdır. Yani 4K, 3K ve 7K. 7K, 3K 10K, 14K'ymış toplamları. He, 10 kişilik aşure için 2800 gram. Yani 14K. Ha özür dilerim pardon. Ee, tamam. 14K 2800'müş. K olabilmesi için. Yani 14'te 1'i. Burası 14 katas alacak. Kaç olur? 200 olur. Evet. K 200. 30 kişi bir aşure için. Bunun 3 katı mı? Bir kere 3 katı olacak. Ee, burada mod nohut. nohut kaçtı? Fasile Nohut. Nohut 3K. K 200, 200 çarpı 3'ten 600. 300 600 çarpacağım. 1800 gram nohut geldi. Aldık mı olayı? K200 buldum. 200 çarpı 3'ten 600. 10 kişilik aşure için 600 gram nohut gerekiyor. Ama 30 kişilik olduğu için 3 katı 600 çarpı 3'ten 1800 gram nohut kullanılmalıdır. bir okulun okul temsilcisine katılan 4 farklı adayların oyların dağılımı bu şekildeymiş. 30, 20 daha 50, 60, 65, 70, 72, %80. Geri kalan kısmı kararsız. Şimdi değerli arkadaşım geriye yüzde yirmi oy kaldı mı? Kaldı. 80'de 32 ise A'yı soruyor bana. 80'de 32 ise 20'de kaçtır? 1 bölü 4'ü. 1 bölü 4'ü. 32 bölü 4 8. Yani x 8'miş. Bu x dediğim şey A'ya eklenecek orandır. Yani yüzde 40 olur. Cevap deniz şıkkıdır. soru. 1 ile 11 arasındaki farklı çift sayılar ile numaralandırılmış 5 farklı dolap. 2, 4, 6, 8, 10 yani. 1, 2, 3, 4, 5 farklı dolap. Her dolaba üzerinde yazan numaranın iki katı kadar paket yerleştirmiştir. 2, 4, 6, 8, 10. 4 paket, 8, 12, 16, 20. Tamam. E, ee, dolaplardan birine yerleştirilen paketler 15'er kilogram. Diğerlerine yerleştirilenler 10'ar kilogrammış. Evet. Dolaplardaki paketlerin toplam ağırlığı 660, 640 kilogram olduğuna göre 15 kilogramlık paketler kaç numaralı dolaba yerleştirilmiştir diyor. Evet şimdi burada biraz mantık biraz da işin şeyine bakacağız. Birini yerleştiren paketler 15 kilogram, diğerlerini yerleştirenler he, bir tane 15 kilogramlık paketler varmış. Yani buraya mı gitmiş, şuraya mı? Şimdi 4, 8 daha 12, 12 daha 24, 40. Toplamda toplam 60 paketim var. Ee, 10 kilogramlık 15 kilogramlık diye ayırdım. Toplam 60 paketim var mı? 4, 8 12, 24, 40, 60. Şimdi bura x tane, buraya 60 eksi x tane diyorum. Tamam mı? Bunların toplamı 640. 10 çarpı x, 10 x. Yani mesela diyelim ki e, burada e, değerli arkadaşlarım bir paket varsa 10 kilogramlıktır. Çünkü 10 onar kilogramlık da var, 15 er kilogramlık da var. Heh, tamam mı? Yani bir tane sadece 15 kilogrammış. 60 çarpı 15, 900 eksi 15x. Bu neye eşit? 640'a. Bana bunu yazabilmen lazım diyor. Ee, eksi 5x var. Karşı atalım. Artı 5x eşittir. 640'ı karşıya attım. Eksi 5x'i buraya. Ee, 600, 900 eksi 640 yaptım. 5x eşittir. Ee, 260 mi yapar değerli yani arkadaşlarım? 260 mi yapıyor? Bir daha bakalım. 200 daha 800. Evet 260 yaptı. X de buradan ne gelir? 40 olsa olmaz. 52 mi? 50. 50 olsa 250 yapar. 55. 55'miş burası. X 55 ise burası 55 ise burası 5'tir. Bir yerde tam Pardon. Ee, özür dilerim. Ee, 50. 250 yapar. 52 olacak burası. 52. Burası 8 olacakmış. 8 e karşılık gelen de 4'tür. Cevap e, B şık. Özür dilerim. Çünkü 8'e, 8 4. dolapta ya. Bize dolabı sorduğu için cevap 4'tür. Tamam mı? Bir miktar parayı Ahmet Bartu Can ve Doruk Bunları yazacaksın böyle. 4 çocuğa paylaştırılmış. Tamamını bilmiyorum. Bak tamamını 60K diyelim. Yani 3'ler 5'ler var ya o yüzden dolayı dedim. 1 bölü 3'ün Doruk aldıysa 60K'nın 1 bölü 3'ü 20K yapacaktır. Doruk 20K almış. Bartu'nun aldığı para Doruk'un aldığı paranın 3 bölü 5'i kadarmış. Bartu, Dorun 3 bölü 5'i. Yani 20K'nın 3 bölü 5'i değil mi? Harikasın. 60 bölü 5'ten 12K. 12K'da Bartu almış mı? Almış. Kalan parayı da Ahmet ve Can eşit olarak paylaşıyor. Şimdi 20 artı 12, 32. 60k tamamıydı. 32k'dan çıkardığım zaman bizim için 28k kaldı. 14k Ahmet e 14k Can'a gitti. Ahmet'in parası Bartu'nun parasına 120 lira fazlaymış. Yani şu ikisi yani 2k var arada. Bu 120 liraymış. K buradan 60 gelir. Babanın paylaştığı toplam para da 60 kydı 60 çarpı 60'tan 3600 lira cevap. Tebrik ediyorum. Doğru bulandır. Bir soru. 1.40 daha S'deki aynı defterden 3 tane ve aynı kalemlerden 4 tane alan bir kişi 45 lira diyormuş. Bak. Kalem ve defter. Kalemi bilmiyorum. X'i. Defteri bilmiyorum. Y'de. 3 tane defter. 3 Y. 4 tane kalem. 4 X. Bu 85 liraymış. Bu kişi bu defterlerden 8 tane. 8 Y. Ve kalemlerden 3 tane alsaydı. 3 X. 105 liraymış. Evet. Buna göre bir defter ve bir kalem alan bir kişi kaç lira öder diye sorulmuş bizlere. Şimdi. Evet. Bir dakika ne diyor? Bu kişi defterlerden 5 tane. Şurası da bir 5 şey olacak. Oraya dikkat edelim. Kaçırmayalım. Kalemlerden 3x tamam. Kalemlerden 4x, 3x tamam. Sıkıntı yok. Şimdi. Burada. Ben İstediğini yap. İstersen hangisini yalnız bırakmak istiyorsan onu yalnız bırak. Oradan da gidebilirsin. Ya da dersin ki bak şimdi bunlar arasındaki mantığa bak. Burada kaç para oynamış? 20 TL oynamış değil mi? 20 TL neye eşit? X azalmış. Eksi X, X diyelim. Artı 2 Y artmış. Eksi X'i buraya atarsan 20 artı X'in 2 Y olduğunu söyleyebilir misin? Söylersin. E, yani Y'nin de o zaman 10 artı x bölü 2 olduğunu söyler misin? Söylersin. Y'miz bu. Y'yi herhangi bir yerde yerine yazabilirsin. İstersen burada istersen burada. Hani 5 çarpı 10 artı x bölü 2 artı 3 x eşittir 105. Bunu yaptık. Ee, peki 2 ile 10'u çarptım 20. 20 artı x bölü 2. Bir de 5 çarpanım var burada. Artı 3x eşittir 105. 5'i içeri dağıttığımız zaman 100 artı 5x bölü 2 artı 3x eşittir 105. İstersen buradan değer de verebilirsin. Mesela diyelim ki 10 diyelim. 150 bölü 2'den 75 yaptı. 10 dedim. 30 daha 105 yaptı. Çok güzel. Demek ki x kaçmış? 10'muş. Tamamen mantık yürüttüm. Şimdi x eşittir 10'sa Burada 45 olması için y 15 olur. 10 artı 15'ten cevap 25 gelecektir. Yani böyle tıkanlın. Yani çok uzun işlemler geliyor. Bir değer sık. Hani oluyorsa oluyordur. Olmuyorsa farklı çözümler gidebilirsin. soru. Bir babanın bugünkü yaşı kızının bugünkü yaşının 3 katına eşittir. Şimdi baba. E kızı bunları yazacaksın. Kızının bugünkü yaşının x dedim. 3 katına eşit 3x. 6 yıl sonra. Baba 3x artı 6 oldu. E kızı x artı 6 oldu. Harikasın bak. Bunları takır takır yazacağım. Babanın yaşı. 3x artı 6. Kızının yaşına oranı 5 bölü 2 eşitmiş. 2 karşı attım. 6x artı 12 eşittir. 5x artı 30 5x'i buraya 12'yi buraya attım. x buradan 18 geldi mi? Geldi. Babanın bugünkü yaşı kaçtır diyor. x 18. Kızın yaşı 18. Babanın yaşı 54 oldu. Cevap da e şıkkıdır. A ve B şehirlerinin saatteki ortalama hızları ise 90 ve 60'mış birbirlerine doğru hareket ediyorlar. 12 saat sonra ilk kez C şehrine karşılaştığına göre A ile B arasındaki mesafe kaç 12 saat sonra bu arkadaşım buraya gitti mi? Gitti. 90 çarpı 12. 1080. E B de buraya geldi 12 saat sonra. 60 çarpı 12 nedir? 720. Bunları toplayacaksın. 1800. A ile B. Bunları tamam sonuçta. Kolay bir soruydu. Bence hani burada çok zorlanacağınızı düşünmüyorum. Geldim 49'a. Saatteki ortalama hızı 120 kilometre ve 90 km olan bir e, otomobil. Tamam şöyle yapalım. Bir otobüs ile otomobil ile otobüsmüş. Bak 120. Bir de 90. Hareket ediyor. Otobüs otomobilden 4 saat önce hareket ediyormuş. Otobüs 4 saat hareket, önce hareket ediyor. O zaman şöyle diyeceksin. 4 saat önce hareket ediyorsa aralarındaki fark bir 360 metre mi? Evet. Kilometre ve araçlar B şehrinde yan yana geliyorlarmış. B şehri. A'dan B'ye. Şimdi aralarındaki fark 30'du. 360 kilometreden dolayı 360 kilometrede bir fark var. Ee, bu 360 kilometre fark ne kadar zamanda kapanır? 30'da. 30'a böldüm zaman. 12 saatte kapanır. Herhangi birinden bakarsan, nereden bakarsan bak olaya. İstersen 120 geç çıkandan hesapla 12 ile çarptığın zaman 1440 olan A şıkkıdır. Ya da 360 ile 1080'i topla. Çünkü buradan buraya kalan yer 1080'dir. 12 saatte 90 çarpı 12'den 1080. 360 ile zaten önceden başlamıştı. Yine 1440'ı bulabilirsin. Tamam mı? 1000 kilometre bir yolun asfalt kısmını, asfalt varmış ve toprak kısmı varmış. Asfalt kısmını saatte ortalama 90 kilometre hızla toprak kısmını kırkla gidiyormuş. Toplamda 15 saatte yol gidiyormuş. Bunun kaçı asfalttır kaçı şeydir diye soruyor. Tamam 15 saat değil mi? İşte diyelim ki bize niye soruyor? Asfaltı soruyor. Bilmiyorum x diyelim. O zaman buraya 15 eksi x kalacaktır. Bununla bunu çarpımı 90 x. Saate göre gidiyorum değil mi? Mesela 2 saat 90 çarpı 2'den 180 kilometre asfalttır diyeceğim. Harikasın. Artı 40 çarpı 15 600. Eksi 40x. Bana neyi verecek? 1000 kilometreyi verecek. Çünkü toplam gideceğim yol 1000 kilometre. 90'dan 40 çıktım. 50x. Artı 600 karşı eksi olarak attım. 400. X buradan 8 olarak geldi. Asfal kısmı 90 çarpı 8'den 720'dir. Değerli arkadaşlarım cevap C şıkkı olacaktır. Şimdi tünel soruları var. Saatteki hızı 90 kilometreymiş. Ben bunu 15 saate indireceğim. Nasıl indireceğim? Şimdi 1 saat 60 dakika değil mi? 60 dakikada 90 kilometre gidiyormuş. 1 dakikada x diyelim. 60'ta 1, 60'ta 1'in olacak 1,5 olacak. 60 saniyede 1,5 kilometre nedir? 1500 metreye gidiyormuş. 15 saniyede ne kadar gider? 4'te 1'i. E bu da 4'te 1 hocam. Harikasın. Peki 1500'ün orada verir mi? 1500 orada bölünür mü? Bölünür. 373 olması lazım. 12, 30, 7 kere 28, 20, 375. Evet. 375 metre gidecek. Şimdi normalde 110 metreden daha fazlasını gitmesi lazım. İşte doğrusu şu. 110 metre tünel artı trenin boyu. Ne eşit olacak? 375 eşit olacak. 110 burada. Buraya ne ekleyeceğim? 265 ekleyeceğim ki topladım. 375 gelsin. Cevap Bursa. Bir araç iki kağıt arasındaki yolu saatte ortalama 90 ile ve mola dön vermeden 120 ile geri dönüyor. A ile B diyelim buraya. Şimdi 90 km ve 120 km mi? Yolun tamamını bilmiyorum. Toplam 7 demiş Buna T de buna da T-Y de. Hayır T-Y ne hocam? 7 ne yani özür dilerim. 7 eksi t değil mi? 90 artı t'nin artı 120 çarpı 7 840 eksi 120 t. Burası da 90 t olacak. Niye böyle yaptık? 90 t ee, eşittir. Tabi bu sürenin birbirine eşit olması lazım değil mi? O zaman şöyle 90T eşittir. 840 eksi 120T. Evet. Şimdi oldu. <laughs> evet. 120T'yi buraya attım. 210T yaptı. Eşittir. 840. Aa, hocam gözüm Evet. 210T eşittir. 840T. Buradan ne gelir? 4 gelir. Demek ki 90 km 4 saatte gidiyor. Buraya da 3 saatte gidiyor. İstersen 90 çarpı 4'ten 360 ile gitti de istersen 120 çarpı 3'ten 360'da geri döndü de hiç fark etmez. Uzunluğu 360'tır. Cevap E şıkkıdır değerli öğrenciler. Aynı nitelikteki 7 işçi günde 2 saat 7 iş 2 saat 10 gün 420 birim. Aynı işçilerden 3'ü 3'ü 3 işçi günde 4 saat çalışarak 4 saat 5 gün de kaç birimlik işi bitirirler diye sormuşlar bizlere. Şimdi bakın burada iki kat artmış şey çalışma saati iki kat artmış gün iki kata düşmüş. Burada iş, ilişki yapacağız. 7 de 420 ise 60 burada da 3 çarpı 60 180 180 birimlik işi bitirebilirler. Tamam mı? Oran orantı yapacağız. Şuradaki orantılar birbirine denk. O zaman bu 7 işçi 420 ise 3 işçi 180'dir diye düşüneceğiz. 3 günde 5 metrekare yapıyormuş. Usta 1 günde 5 bölü 3 metre yapar. Çırak 5 günde 3 metrekare. 1 günde 3 bölü 5 metrekare. İkisi birlikte yani 1 bölü 5 bölü 3 artı 1 bölü 3 bölü 5 çarpı t eşittir 68 ters çevrilecek. Yani şöyle 1 bölü 1 çarpı 3 bölü 5 gibi düşünelim. Ters çevirip çarpılacak. 3 bölü 5 artı burası 5 bölü 3 yapacak. Bunu 3 ile bunu 5 ile genişletelim. 3 kere 3 9. 5 kere 5 25. 9 25 daha. 36 bölü 15 çarpı t eşittir 68. 3'e böldüm 12. 3'e böldüm 5. Evet, 5 12 t eşittir. 68 çarpı 5 olur. Evet. 12 t eşittir 340. Bir arada tam yaptık diye bakalım. 68 metrekare değil mi? 3'e böldüm. 12, 3'e böldüm. 5, 12, 5. 5 karşıya attım. 60, 300. 8 kere 5, 340. Ee, 2'ye bölsem 6T eşittir. 170 yapar. Ee, bir arada tam yaptık acaba. 3, bölü 5. Özür dilerim. Şurası 34T olacak ya. Evet. E, şöyle yapacağız ya. 34T bölü 15 eşittir 68. Buradan sadeleştirelim. Burada 2 kaldı. T eşittir 30. 30 günde yaparlar. Kusura bakmayın arkadaşlar. Tamam mı? Bazen gözümüzden kaçabiliyor. Geldim bu soruya. 6 bir işi 12 saatte Alya aynı işi tek başına 18 saatte bitirebiliyor. İkisi birlikte 6 saat çalıştıktan sonra yani şöyle bir işi 1 bölü 12 artı 1 bölü 18 çarpı 6 saatte bitiriyorlarmış. Bunu 36'ya mı eşitleyelim? Evet. 3 ile bunu 2 ile. 3, 2 daha 5. 5 bölü, 10, 5 bölü 36 çarpı 6 eşittir 1. Ya daha doğrusu bilmiyorum. Şöyle kalsın. X diyelim. 6 ile sadeleştim. Burada 6 kaldı. 5 bölü 6'sını bitirmişler yani işin. İşin 1 bölü 6'lık kısmı kaldı. Heh. İşin 1 bölü 6'lık kısmı kaldı. Tek kalan işi tek başına kaç güne bitir diyor. Bu arada soru 56, 11 ile karıştırmayalım. Şimdi 1 bölü 6'sı kalmış. 1 bölü 18 çarpı T işi yapıyor Ali. Bunu 1 bölü 6'ya eşitliyorum ki işin kalan kısmı. T bölü 18 eşittir 1 bölü 6. Bak çok basit oranı at. 3 kat. 3 kat artmış. E sen de 3 kat art. 3 bölü 18. 3 saatte bitirebilir. Devam ediyoruz. Elindeki kalemleri tanesini 8 liradan satarsa. Şimdi kalem x lira olsun. Alış fiyatı 10 liradan 10x olsun diyelim ki. 10 e. 10x'e aldı. 8 liradan satarsa yani 80x liradan 60 lira zarar ediyor. 13 liradan satarsa onun çarpım 130 x 90 lira da kar var. 90 lira fazlalığı anlamında gelecek. 80 x'i buraya attım 50 x art 90'ı karşıladım 150 x buradan 3 10 x demiştik. 10x 10 çarpı 30'dur. Bu kalem fiyatı. 10 çarpı 30 tanedir. Cevap E şıkkıdır. soru 400 gram ağırlığındaki bir ekmeğin fiyatı 40 kuruştur. <laughs> ekmeğin gramajı yani 400 gramı 40 kuruşmuş. Gramajını 150 gram azaltıyorum ve 250 gramını 35 kuruşa satıyorum. Şimdi normalde 400 gramda 40 kuruşsa 100 gramda 10 kuruştu, değil mi? Bunu 2.5 katı 10 çarpı 2.5'dan 25 kuruştu 25 kuruşu sen ne yapmışsın? Yani 25 çarpı x 100 sen bunu 35'e çıkartmışsın. x 4 eşittir. 1 evet, 4 eşittir 35. x buradan 35 çarpı 4 olacak. 30 çarpı 4. 120. 130. 130 ne demek bu? %130 yüz uzam yapmış demektir. Cevap c şıkkıdır. Şimdi ev almaya hak kazanan kişilere tokik bir iki farklı ödeme seçeneği sunuyor. Biz paranın evin tamamına 240 x diyelim. %10'u peşin ödüyorsa 240'tan 24'ü çıkartacağım. Şey özür dilerim 200 x diyelim daha rahat işlem yapalım. 200. %10'u ne var? Yapar? Yapar. 20 x yapar. 200 x'ten 20 180 x. 60 aya böldüğümüz zaman ne olacak? 3 x ödeyeceğiz her ay. Diğer durumda ise %30'unun peşini ödeyeceğim. 200'ün %30'u 60x yapar. Geri kaldı 120x. Bunu da 240 ay ödeyeceğim değil mi? Buradan sadeleştirelim. Buradan x bölü 2 geldi. Her ay x bölü 2 kadar ödeyeceğim. Anladık mı olayım? 200'ün %30'u 60x ödedim. Ee, 60x ödeyince ne kaldı? 140 kaldı. Özürüm, 140 kaldı. Sıfırlar gitti. 14 bölü 24'ten 7 bölü 12 x kaldı. Evet 7 bölü 12x. Anladık mı? Birinci ödeme seçeneğiyle 3x'ten 7 bölü 7x bölü 12 çıkardığın zaman 1740 lira fazlaymış. Yani 1740'a eşitmiş bu. 12 ile 3 çarpalım. 36x eksi 7x bölü 12 eşittir. 1740'a. 36'dan 7 çıktı. Ne kaldı yani arkadaşlarım? 29x bölü 12 eşittir. 1740 çarpı 12. Bunu biliyoruz. Tabii şu gitti. Bu kaldı. 29x bunu eşitmiş. 1740 çarpı 12. Burada sadeleştirme falan filan yok. Ee, 1740'ı 29'a bir bölmeye çalışacağım. 1740 bölü 29. 3 kere 9 27. 5 kere 9 45. 6 kere 9 54. Ne var? 5, 6 kere 2 12. 5 daha. 140. 0 0. 6'ymış. Tabi bir sıfır attım, 60. Bunu buna böldüm. 60. X eşittir. 60 çarpı 12. O da 720 yapar. 200 X'i sorduğu için 200 çarpı 720 yapacağız. Değerli arkadaşlarım. Zaten bize 1000 cinsinden sorduğu için yüksek bir şey bulmamız gerekiyordu. Burada muhtemelen cevap 216 bin ya da 144. Bakalım. 200 ile 720 çarpacağız. 0 0 0 0 0 0 0 2 kere 0 0 2 kere 2 4 7 kere 0 0 0 7 kere 2 14 Şuradan 0 gelir şuradan 0 geldi şuradan 0 Buradan 4 100 evet 144 bin cevap deniz ışıkıdır Güzel bir soruydu umarım anlaşılmıştır 60. ve son sorumuz bu videodaki bir otelde bulunan farklı tipteki odalar için gecelik kişi başı konaklama ücretleri verilmiş. İşte kara mı, deniz mı gibi. 0-3 yaş arası ücretsiz. 3-6 yaş arasında %75 indirim. 6-12 yaş arasında %50. 13-17 yaş arasında %25 indirim uygulanmış. Bakın kişi başı dikkat edin. Tamam Evet. Anne, baba, 4-8 ve 15 yaşlarındaki 3 çocuktan oluşan bir aile bu oteldeki deniz manzaralı aile odasında 7 gece kalıyormuş. Şimdi annenin ödücüyü tutar. Nerede? Deniz manzaralında. Bunlar ne? Aile odası. 200. 200 çarpı 7'den annenin ödeyeceği sadece 1400 lira. Babanın da ödeyeceği o kadar olduğu için direkt bunları topladım ve 2850 elde edelim. 4 yaşında çocuk için %75 indirim var. 200'ün %75'ini hesaplayacağız. Nedir değerli arkadaşlarım? Ee, şöyle yapalım. Niye böyle yaptım? Evet o kadar zor çözünce herhalde. Biraz şey oldu. 75 bölü 100, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 150 TL ödeyecek. 150 ile de 7'yi çarptığım için 4 yaşındaki çocuğun ödeyeceği tutar 1050 TL oldu. 8 yaşındaki ödeyecek çocukta da 6-12 yaş arasında %50 indirim. 200'ün %50'si 100 TL yaptığı için 100 çarpı 7'den 700 TL oldu. Bu arada 4 yaşı evet haklısınız. 1400-1050 diyecektim. Çünkü %75 indirim diyor dikkat. 350 TL evet. 12 15 yaşındaki çocuksa %25 indirim 200'ün %25'i 50 TL indirim olacak yani 150 TL çarpı 7'den 1050 TL ödeyecektir. Şimdi bunları toplayacağız. Ne var? Ee, anne babadan 208, 2800 geldi. 4 yaşındaki çocuktan 350 TL. 8 yaşındaki çocuktan 700 TL. Ve 15, 15 yaşındaki çocuktan da 1050 TL geldi. Bunları toplayacağız. 2800 700 daha 3500 3850 3900 bir yerde bakalım 2800 700 daha 3500 1000 daha 4500 4500 artı 50 buradan 50 buradan 4600 oldu değil mi? 3500 4500 300 daha 4800 4800 artı 100'den de 4900 evet az daha yanlış yapacaktık. Cevap C şıkkıdır. Bu da bizler için 60. soru. Evet arkadaşlarım 15 tatilinizin sizler için iyi geçmesini umut ediyorum. Umarım biraz bazı şeylerin farkına vararak iyi bir şekilde çalışma planı yaparsınız. Sizler için 60 soruluk Güzel bir problem kampı gerçekleştirdik. Umarım faydası olmuştur diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Shorts videolarımız da gelecek. Oraya da sizleri bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Yepyeni içeriklerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Bay bay.